Eğri dikiyorsun, önüne bak. Eğrisi mi olur bunun efendim? Çiçek çiçek. Sus, cevap verme. Cevap vermeyin öyle kocama Cafer Bey. Ne bu çalın? Oğlum şöyle saplasana şunu. Şöyle işte efendim. Bağırtmasana kalp hastası adamı. Benim kalbimden bir zorum yok efendim. Laf çıkarmayın lütfen. Evet Cemil Bey, duyan da bir şey sanacak. Kalp hastası falan değil benim kocam. Tamam. Bir şey demedik. Pazar günü benim bir mecburiyetim yok ki buna efendim. Eşek gibi mecbursun. Allah Allah. Oh, ne güzel söyledi. Ne diyor öyle Allah? Eşek diyor anneciğim. Eşek. Eşek mi? Pazarı cumartesisi yok mu işin? Yapacaksın. Bu hepimizin ortak yeri. Ben ne anlarım Cemil Bey? Bahçıvan tutun o zaman. Bahçıvanlık iş değil bu. Cemil Bey'in dediği gibi el birliğiyle yapıyoruz işte. O zaman herkes gelsin efendim. Hep birlikte yapalım. Benim de işlerim var bugün kendime göre. Sen başladın yine itirazlara, tamam. İşte tanıklar burada, tutuyorum zaptı. Tamam. Hadi bakalım, tutuyor Sabri Bey zaptı. Allah Allah. Şimdi zabıtlık ne yaptık? Devam et işine öyleyse, homurdanma. Cemil! Ne yapıyorsun? Bakıyorum Sevim. Hava da güzel. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Ayrılma sakın bir yere oradan. Buradayım Sevim. Ayla üniversite sınavına bağlı mı kızımı girmiş? O değil anneciğim. O bankacı var ya Serpil Hanım, onun kızı. Bu yandaki baykuşun karısı. Sedat'ın kızı kazanamaz o sınavı. Aman yapmayın Cemil Bey. Perişan oldu insanlar maddi manevi. Daha çok çektirir o kız. Nüfus kağıdını unutmuş. Baksana salak. Koştura koştura döndüler. Ali çok iyi çalıştı maşallah Ali. Ha, bak o kazanır. Cin gibi. İyi günler efendim. İyi günler efendim. İyi günler. Teyzeciğim balkonda hava mı alıyorsun öyle ılık ılık? Öpeyim. Aa! Hadi bakayım işte. Yürü oğlum yürü. Hadi yavrum. Kolay gelsin. Buyurun. Sağ olun efendim. Yapıyoruz işte bir şeyler. Bahçeyi biraz ekip biçelim dedik. Güzel güzel. Gezmeye mi böyle? Gezeceğiz biraz gözüm, çocuk da hava alsın. Tertiple bizimle gelecek amcacığım, bir sinema falan. Oğlum yürü. Hadi iyi eğlenceler. Teşekkürler efendim. Bak hiç güzel olmuş diyorlar mı? Kıskançlık efendim, kıskançlık. Alamam bozuntuları. Bir türlü hazmedemediler yenilgiyi. Oh, herkes gezmeye gidiyor anneciğim, görüyor musunuz? Biz niye gitmiyoruz kızım, bizim başımız kel mi? Gidelim anneciğim, gidelim. Bahçe düzenlemesini mi bekleyeceğiz böyle? Hayrola efendim, ne tarafa yolculuk? Gideceğiz efendim, sıkıldık. Ne tarafa olursa. Gidecekler tabii, hakları. Sıkılmış kadınlar. Seni bekleyecekler. Bizi de kayınbabam öğle yemeğini bekliyor Sabri Bey, bak söyleyeyim. Öyle daha 1000 yıl var. Ne yapalım bekliyorsa? Bitir işini git, sallanma hadi. Ama anne derdim olmadan ben nasıl eğleneceğim? Alalım şu garibi de be Ulviye. Bak giyinmiş bizi bekliyormuş çocuk. Nain efendim. Her yere Galip'le mi gitmek zorundayız? Bir günde yalnız olalım canım. Ha fenalık geldi. Ya, zırlama caddenin ortasında çocuk gibi. Yürü. Senin bu yaptığın insanlık suçu anne. İşkence insanlar. Allah Allah. Nasıl bir işkence yapıyormuşum acaba? Konuşuyor işte öyle ukala Ulviye. Bir şey bildiğinden değil. Yürü. Tüh. Yaptın yapacağını. O kadar kurs parası, o kadar emek. Serpil yavrum. Gitme üstüne kızım böyle. Ne yapalım, ölecek miyiz? Tabii sana göre hava hoş. Hiç ciddiye almadın ki bu işi. Ne yapalımmış? Tüh. Tükürme anne. Yavrucuğum çok ayıp. Üniversiteye giremezse ne yapalım? Tak verir babası dövizini, tak okutur yurt dışında. Kesme sen de. Tak. Hayatım palavra. Neyinle okutacaksın acaba? Biz yapamayacağımız şeye he demeyiz yavrucuğum. Dünyayla direkt bağlantılarımız var çok şükür. Tak Japonya, tak Almanya, Rusya, Çin. Boş ver bunları, boş ver. Bu laflara karnımız tok. Çok duyduk. Kızın döküldü. Dökülmez benim kızım. İcabında Clinton'a, Boris Yeltsin'e çıkarım onun için. Kimin kızı o be? Bozmasana insanın moralini böyle. Sen kendini ne sanıyorsun Allah aşkına? Tak Clinton, tak Yeltsin. Tak yavrucuğum, evet tak ne? Sen niye ayaklandın? Ha? Bir yere mi gidiyorsun? Maça gideceğiz ya Yavuz abiyle, kaç kere söyleyeceğiz? Oh, git kardeşim git. Her işimiz tıkırında. Yaptın babalık vazifelerini, getirip attın bizi buraya. Tamam, git. Ne yapacaktık kardeşim? Bu da bir iş. Yalnız mı bırakacaktık Şeker abimizi stadyumun ortasında? Bırak, ne olur. Bizim için önemli bir gün bugün. Hadi git bir gazete bul, şu sonuçları öğrenelim. Nasıl bir babasın sen? Ben böyle babayım yavrucuğum, işinize gelirse. Burada oturup da akşama kadar üniversite sınavı hikayesi dinleyemem ben. Allah kahretsin seni, egoist! Böyle efendim, yersiniz. Maçtan sonra bulup geliriz gazetenizi. Eksik olmayın efendim, çok düşüncelisiniz. Kalk kız sen de kalk! Ne oturuyorsun öyle? Önüne bak hayırsız! Önüme bakıyorum amca! Nasıl bakmak o öyle, yiyecek gibi? Yabani misin tertip, çok ayıp! Korkutmasana kızları! Benim gibi bak, tatlı tatlı! Öper gibi! Sus! Konuşma sen de sapık sapık! Geldiğine pişman etmeyin insanı! Evet yavrum, her şeyin bir sınırı var! İşte bu yüzden seninle bir yere gitmek istemiyorum Galip. Ne yaptım şimdi yenge? Sus! Cevap verme yengene. Cevap verme tertip, çok ayıp. Hadi gidelim biz. Nereye? Bir film falan seyrediyoruz anneciğim. Siz de başınızı dinlersiniz. Ne filmiymiş o? Macera, aşk, karate filan. Nein, şiddet yok. Konuşsana sen de tertip, dilini mi yuttun? Annem karate yok diyor. Biz de başka filme gideriz tertip. Sizin niyetiniz kötü. Sakın öyle erotik falan. Kırarım kafanızı. Yok mu şöyle kahramanlık filmi, şöyle tarihimizi anlatan? Bakarız babacığım, tarihi de olabilir. Hadi tartıp kalk. Hadi bakayım. Öyle eşek gibi yemek yiyip kalkılmaz. Ziyade olsun denir. Ziyade olsun amca. Hah, öğrenin bunlar. Hadi afiyet olsun. Teşekkür ederiz babacığım. Küs. Küs yok. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık amca. Güle güle. Hadi bakayım efendi gibi. Sakın paranızı sonuna kadar harcamayın yavrum. Harcar mıyız anneciğim? Belki bir burma tatlısı filan yeriz. Yumuşak yumuşak. Annem ne akıllı kadın, gördün mü tertip, hemen anladı. Kaçırmayalım filmi. Kaçmaz tertip, matineler devamlı. Oh, sıcak sıcak otururuz şimdi. Burada da ne kızlar var be tertip. Felaket tertip. Sabri Bey nerede kaldı kızım? Banyoda anneciğim. Götürecek misin gezmeye? Otur otur, sıkıldım. Götürecek anneciğim. Banyodan çıksın. Oh, öyle iyi geldik efendim. Yorulmuşum. Saatler olsun. Sağ olun efendim. Şimdi biraz da yatarım. Yatacak mısınız? Gezmeye gitmeyecek miyiz? Ne gezmesi efendim? Neresi olursa efendim. Öyle konuşmadık mı? Sizi bekliyor anneciğim. Beklemesin efendim. Kusura bakmayın, gidemem bir yere. Pazar günü her yer hınca hınç. Deniz havası alalım kızım. Sabri Bey de iyi gelir. İnadı tuttu anneciğim, gitmiyor bir yere. Hünkâr suyu uzak olur kızım, yakın bir yere gidelim. Hünkâr suyu mu dedi? Evet efendim, hünkâr suyu. Hava alacağız biz neresi olursa. Kalk anneciğim, biz gideriz. Kanlıca'ya gidelim kızım, yoğurt yemeye. Tövbe yarabbi, Kanlıca'ya mı? Vallahi kaçırırlar sizi. Hadi bakalım kaçırsınlar, biz gideriz. Başlarım onun bahçesinden de apartmanından da. Kapıcılar bile gezmeye gidiyor. Ah rahmetli, pindirirdi faytona, küçük su, Göksu deresi, her pazar. Ah, sefaya bak! Şimdiki kocalarda o anlayış ne gezer anneciğim? Anlayış meselesi değil de efendim. Para yok şimdiki kocalarda, para! Haberiniz olsun muhterem, sizinkiler aldı başını gidiyor, zaman kötü! Ne oluyor sana öyle pat pat? Biz askerliğimizi yaptık tertip, anlarız atıştan. Biz de anlarız. Kendini bir şey sanma hemen. Bak şimdi kaç tane birden deviriyorum. Hadi tertip rastgele. Olmadı. Olmaz tabii. Moralimi bozuyorsun. Şöyle tutacaksın tertip bak. Biliyoruz. Ver şunu. Gör bak şimdi. Ucundan sıyırdı işte. Bak şimdi tertip. Alt! 7-8! Aa anneciğim bakın sapıklar da burada. Sapık kim evladım? Üstümüzde oturuyorlar yani anneciğim. Annesi Alman. Sabri Bey'e derse geliyor hani ara sıra. Öpmeye meraklı. 7-8 dedim. Oo su koyverme be tertip. Ya, bak kimler geliyor. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz öyle bakayım? Bowling oynuyoruz teyzeciğim. Bak böyle. Aman aman. Ne yapıyorsun evladım? Sakatlayacak mısın bizi? Güzel tut şunu tertip. Karışma sen. Teyzeciğim anneme söyleme parayla oynadığımızı. Çok kızar yollamaz bir daha. Söylemem peki. Nasıl deviriyorsunuz bakayım şunları? Şöyle teyzeciğim. Atar mısın sen de? Atarım vallahi. Ver bakayım. Ben göstereyim tertip. Hat sen karışma. Atar o. Çekil şöyle. Çekil. Oo. Şöyle mi? Öyle teyzeciğim. Öyle yumuşak yumuşak. Ne yapıyorsun kızım? Atış yapıyorum anneciğim. Atış. Oo. Devirdin teyzeciğim. Helal be uçurdu. Uçurdum anneciğim uçurdum. Efendiciğim. Tam göbekten valla. Maşallah babası da böyle attığını vururdu. Maşallah teyzeciğim. Seni de öpeyim. Aa yeter rahat dur bakayım. Rahat dur tertip. Yirmi iki ya mı dedi? Bırak anne kaçırdık. Çok hızlı geçti oğlum yetişemedik ki. Sen bir şey yazabildin mi? Yok anne nerede fıtık etti. Dur bakalım belki 18'e daha ayrıntılı verir. Babam gelir o zamana kadar. O da nerede kaldı? Bekliyordur oğlum adam ne yapsın? Şimdi daha beter moralim bozuldu ha. Hepsini birbirine karıştırdım. Dedim ama sana oğlum aramayacaktın kimseyi. Hah geldi. Babam. Aa, buyurun. Merhaba. Kusura bakmayın şekerim. Pazar günü rahatsız ediyoruz ama heyecan. Bir şey öğrenebildiniz mi? Henüz bir şey yok. Şükrü gazetelere gitti. Bekliyoruz. Buyurun. Ah, bizim Sedat da ne rahat maşallah. Çekti maça gitti Yavuz Bey'le. Buyurun. Şu sonucu bir alabilsek. Ya... Bizde pek umut yok şekerim. Telaşlanıyoruz ama boşuna. Ne haber Aslı? Fena sayılmaz senden. Bilmiyorum ki vallahi. Kendime hiç güvenim kalmadı. Herkes bir şey söylüyor. En kötüsü de o. Sen bunun attığına bakma Ali'ciğim. Hiçbir şeyden haberi yok maşallah. Oh bulutlarda geziyor. Niye alsın çocuk canım? Yapmışsa yapmış. Babası da bunun gibi hayal peşinde hayatım. Bir yere giremezse ne olurmuş? Yurt dışında okuturmuş kızını. Mideme ağrılar girdi vallahi. Öleceğim sıkıntıdan. Aman anne dünyanın sonu değil. Rahat ol biraz. Bak. Bilge Hanım dayanamamış yola. Fena ateşlenmiş. Nazlı bunlar Gül. Ya bir de bizim gibi haftada 2 gün şu merdivenleri silsin de bir göreyim. Dayanabilir mi Gül? Kolay mı öyle? Portakalda ne suluymuş mübarek. İstemem verme daha. Nazlı babacığım Nazlı. Bak ne duyarsa hemen. Tep gibi maşallah. İyi bir şey değil ki Cafer. Ondan ona laf taşıyor. Müzevir. Ha. Baban yeni fırını almış Sultan Hanım'a. Alır ağzının içine bakıyor. Bakıyor vallahi. Babacığım Nazlı Nazlı. Nasıl olmuş küçük hanım? Pek iyi değil, yatıyor ateşli. Türkan Hanım bekliyorlar. Vah vah. Haydutlardan bir haber var mı? Yok bir şey canım, ne haberi? Sen de sır mı saklıyorsun aklın sıra hanımefendi? Dövmüşler işte halde ikisini de, duyduk. Olmuş bir şeyler olmuş. Saklıyorlar ama indirmişler cam çerçeveyi. Oh, iyi etmişler. Fanatik bunlar, fanatik. Fanatik babacığım, fanatik. Sus sen, Sabri Bey amcan konuşuyor. Buyurun, iyi günler. İyi günler efendim. Komşum iyi günler. Hayrola, bir durum mu var? Toplantı mı? Hayır efendim, günlük olan. Güzel. Buyurun. Efendim, bir şey duyduk ama inşallah aslı yoktur. Ne duydunuz komşu? Halde efendim, saldırıya uğramışsınız taşlı sopalı. Kim uyduruyor bunları komşu? Hiç canım, dedikodu. Biz öyle çoluk çocuğa papuç bırakacak adam mıyız? Estağfurullah efendim. Pek tabii bırakmazsınız da size bir zarar gelmesin. Gelmez komşum, telaşlanma. Kırdık sopalarını veletlerin. İki de tekme yolladık. O efendim, ellerinize sağlık. Ne yapar Yavuz Bey adamı? Buyurun. Maşallah. Hadi abicim, gelme böyle provokasyonlara, yürü. Kanarya sarı sarı. Ne dedi koçum? Tövbeler olsun. Sarı kanarya dedi abi. Sen mi öğretiyorsun bunları koçum? Yok efendim, ekmek çarpsın. Kimden ne duysa söylüyor. Çenesi düşük. Vallahi koparıveririm senin o dilini. Duymayın bir daha yavru. Vatandaş ayıp oluyor. Öpmez sonra seni katilin. Terbiyesiz. Buyurun. Eyvallah komşum. Kapılma öyle tahriklere. Sefa ile efendim, sefa ile. Allah'ın cezası haydi olsun. Kanarya sarı sarı. Doğratacak mısın bizim Endemur? Aa, kapat çeneni. Katiller gidiyor Sevim. Gidiyoruz sayın abim. Var mı halden bir emrin? Dayak yemişsiniz, duyduk. Hoppala. Ne dayağı sayın abim? Kim çıkartıyor bu lafları? Tamam. Duyduk, ismi lazım değil. 15 yaşındaki tıfıllar dövmüş sizi. Ayıp oluyor ama sayın abim. Hop dedik hop. Bakmayın efendim siz o baykuşun lafına. Ben bakarım. Laf söyletme böyle takımıma. Dağıtırım şerefsizim. Şşş, rahat dur birader hop. Bırak abi, kurban olayım ya. O takımdaki renkler bizim namusumuz. Hadi dağıt bakalım, gel. Ne oluyor öyle el kol hareketleri? Devam mı? Yemişsiniz sopayı. Ne? Allah! Aman aman Cafer, sıkı tut. Sedat Bey gözünü seveyim. Anam! Daha kendinden geçti vallahi. Sayın abim, bozdurma benim ağzımı şimdi. Bak, vatandaş kalyana geldi. Gelsin, bir çakarım. Benim adım Cemil. Ya öyle mi? Benimki de Sedat. Çıldırtma insanı. Tak! Gelirim oraya, indirin camını, bırakın aşağı. Bırak camını. Birader. Bırak. Yürü. Şimdi ben de atacağım ha, yürü. Gel hadi gel. Vereyim dersini. Zorla dayak istiyor baykuş. Cafer sıkı tut. Yürü Sedat Bey, git işine, uyma şu sarhoşa. Biz o takımın renklerine hayatımızı koymuşuz. Kırarım çamurlu şaşırı Sedat Bey. Bırak. Bırak. Tamam birader. Tamam. Uzatma. Atla şu arabaya. Sayın abim. Her şeyin bir sınırı var. Kes. Attırma vatandaşın tepesini. Fesat kumkuması. Aman efendim aman, değmez, buyurun siz. Hadi hadi işine. Yemiş orada dayağı. Burada bize kabadayılık taslıyor. Çok gördük, yürü. Ne? Duyuyor musun abi? Bırak, bırak. Duyduk birader, tamam. Atla şu arabaya. Kahretmeyin insanı sabah sabah. Cafer, bırakma, sıkı tut koçum kapıyı. Başla. Aman Cafer, sıkı. Hiç yakıştıramadım sana bunu sayın abim. Çok ayıp ettin. Size ayıp. Yemişler de ya. Hasbinallah. Abi dedik. Aman Yavuz Bey, uyma sen o alkolü. Bir dakika, bir dakika. Aman efendim aman, sabit diyeceği ne dediğini bilmiyor. Tamam, bizi de hasta etti. Vatandaş bulur kim çıkarsın bu hikayeleri. Alın ifadesini. Tamam, güle güle, hayırlı işler. Eyvallah koçum. Eyvah. Hayırlı işler efendim, hayırlı işler. Sen göreceksin. Göreceksin günlükler. Defolun hadi, amigo bozuntuları. İstemem sizin bezellerinizi de, enginarınızı da. Çok güzel söylediniz efendim. Allah'ın cezaları. Yemişler dayağı, burada bize tafra yapıyorlar. He, terör edecek aklı sıra, haydut. Yapma bunu Cemil abi, hassas konu bunlar. Provokasyon, psikolojime bakar vallahi. İşine bak sen, işine. Provokasyonu yapan onlar. Adam haklı. Şimdi ben de takım hala söyletmem. Çıkarım oraya, camın çerçeveni indiririm vallahi. İyi tuttu kendini, sabırlı. Ne konuşuyorsun öyle bıdır bıdır? Gelirsem oraya. Gittiler mi Ergun Bey? Gittiler kızım. Tembel kızım bunlar. Bu saatte işe mi çıkılır? Kanı donmuş kanı. Onlara da söyledim. Ne yapalım? O da öyle Ergun Bey. Olmaz kızım öyle. Tutuk. İş yapamaz. Bir şey soruyorsun, 40 saat sonra cevap veriyor. Aa, iyi artık. Yok geri zekalı. Ben sizi düşünerek söylüyorum kızım. Nasıl evleneceksiniz? Satıcı adamın ağzı laf yapacak. Müşterinin düşünmesine fırsat bırakmadan pat verecek ele takımıyla kitabı. Evet. Efendim Şevket Bey. Burada tabii. Beni mi çağırıyor? Evet. Nasıl sesi? Biraz sinirli gibi. Eyvah. Şükrü Bey aradı mı bu arada? Aradı. Eyvah. Çıkmadı demek ki çekin karşılığı yandık. Söyledim ama Şükrü Bey'e. Kapak bizim başımıza patlayacak şimdi. Nasıl iş yapıyorlar bunlar be baba? Çıldırttılar adamı. Aynı güne çek kesiyor herifler. Sakin ol oğlum. Konuşun müşterinizle. Erteleyin birkaç gün. Gel. Geldim efendim buyurun. Bu nasıl iş Ergun? Oldu mu şimdi? Niye aynı güne yazıyorsunuz bu çeki? Ben kendi başıma bir şey yapmadık efendim. Ya bırak. 450 milyon bu. Oyun mu oynuyorsunuz? Şükrü'ye de sana da 50 kere söyledim. Bağırma oğlum. Olmuş. Ne yapacak şimdi adam? Hep bunu yapıyorlar baba. Senin oğlun da şaşkın. Kafalı çalışmıyor ki heriflerin. Efendim vallahi bilerek yapmış bir şey değil ki. Şükrü Bey'e de gösterdim hatta. Kes konuşma. Palavraya karnımız tok bizim. Rezil ettiniz bizi. Şükrü Bey'e söylemişmiş. O dangalak sen ondan dangalak. Şevket ileri gidiyorsun. Rezalet ama bu baba. Kes. Gel. Heh, getirdi mi kahveleri Abbas'ım? Koy şuraya. Getirdim hakimim buyur. Çık sen de Ergun kahvelerimizi içinceye kadar. Hadi. Ne yapıyorsun oğlum sen? 50'sine merdiven dayamış adam. Çok ayıp. Bazen tepem atıyor işte baba. Ben de bilmiyorum ne yaptığımı. Olmaz. Otur iç kahveni. Eşek sıpası. Vallahi dayanamıyorum artık. Basacağım istifayı. Daha neler Ergun Bey? Öyle kızım çekemiyorum. Adam nasıl bağırıyor baksana. Kölesi gibi. Hay Allah'ım piyangonda bir şey çıkmadı ki şu kuluna. Bassın istifayı. O da anladı müdürüm yaptığı cahilliği affedersin. Sıkılma. Hakim de verdi ağzının payını. Sağ olsun. Hele adamın yanında yapılır mı ya? Öyle gücüme gitti ki. Yapmayın Ergun Bey. Benim bir hatam yok ki bu işte kızım. Söyleyemedim içeride Şükrü Bey'in hatası diye. Ağlama müdürüm affedersin. Yazık. Bunca yıl saçını başını artmışsın bu meslekte. Artık da ne oldu? Yazık emeklerime yazık. Ne iyi ettik de aldık şuna Halil Bey. Bakmaya kıyamıyorum vallahi. Güle güle kullan sultanım. Hepsi sana layık. Bir nazarlık tak şuna. Ay yavaş ol Halil Bey. Deviririm şimdi cezveyi de Allah esirgesin. Devirir mi hiç? Her iş yakışır benim sultanımın eline. Bir de otomatik çamaşır makinesi alalım Halil Bey. Onu da alacağız inşallah. Hep inşallah maşallah. Paran olmasa hadi neyse. Canım çıkıyor o merdaneliyle vallahi. Alacağız sultanım hem de son modelinden. Yorar mıyım ben seni hiç? Ay ne yapıyorsun Halil Bey? Döküyordum az kalsın. Dök sultanım canın sağ olsun. Senden kıymetli mi? Şunun birkaç taksitini daha ödeyelim. Allah'ın izniyle o otomatiği de alacağız. Sen öyle taksit yapacak adam mısın Halil Bey? Aşk olsun. Memurlar gibi konuşma. Memurluk amirlik değil mesele sultanım. Hesabını bilme meselesi. Hesabını. Aman bırak o hesapları Halil Bey. Kaç bankada param var bilmiyor muyuz? Sen ne yapıyorsun o faizleri? İşe yatırıyoruz sultanım. Nasıl dönüyor bu çark? Ha, çark bize gelince dönmüyor. Vallahi öyle değil. Hadi Naz'ın karına geçiyor. Aa. Şu banyoya bir küvet taktıralım dedim. Dur sultanım dur. Yaptıracağım sultanım küvet de hakkımda. Üzme kendini. Bir de şofben devamlı sıcak suyun olacak. Olsun artık. Herkesin neleri var. Biz de burada kapıcı hayatı. Buyur. Ellerine sağlık sultanım. Afiyet olsun. Ha, robot çıkmış şimdi haberin var mı? Robot mu sultanım? Ya neler neler ayol, biz uyuyoruz. Takıyorlarmış banyoya, otomatik seni yıkıyormuş. Masaj bile yapıyormuş. Makineye ne lüzum var sultanım, sen bana yaparsın o güzel ellerinden. Bak, lüks bir daire alırız, oğlanlar baksın artık başlarının çaresine. Eşek kadar oldu ikisi de. Baksınlar tabii Halil Bey, yapacağını yaptın, daha ne? Canları cehenneme sultanım. Kaç gün daha yaşayacağımız belli mi şu dünyada? Baş başa kalırız seninle. Kim bu? Abimdir. Depo bakmaya gidecektiniz ya. Gideriz. Bir kahveyi içirtmezler insana. Buyur abi, hoş geldin. İyi günler. Yüzün gülüyor kız, aferin. Gidiyor muyuz enişte? Gideriz. Şu kahvemi içeyim. İç eniştem iç, öpeceğim. Ah, öpme. Sevmem ben öyle ikide bir şapur şupur. Öpmeyiz enişte, rahatına bak. Nasılsınız bakalım görmeyeli? Bir yaramazlık yok inşallah. Yok canım, ne olacak çok şükür. Fırınımızı da bağlattık. Hadi işin iş. Hayırlı olsun derler iblis. Hayırlı olsun enişte, demez miyim? Daha aldığınız gün dedim. Sen ona bir nazarlık as sultanım. Hah, unutma. Hemen. Ben inanırım enişte. Bazılarının gözü öyle bir değer ki... Mal ikiye bölünür vallahi anında. Böyle şakkadan. Evet, isim vermeyeyim ama... en başta kızıyla damat. Hakikaten... Dedikodu gibi olmasın ama enişte... Haset insanlar, haset. Neyse Hüseyin, karıştırma şimdi. Biz işimize bakalım. Öyle laf açıldı da enişte... Dedikodu niyetine değil. Neyse işte, kapat. İyi bir şey değil aile arasında dedikodu. Kalktınız mı? Kalktık sultanım. Dedikodu mu yaptık şimdi ayol? Haset insanlar, yalan mı? Sultan, çomaklama şimdi sen de. Kapat dedi eniştem, kapat. Buyur enişte. Hak, nereye bakıyorsun öyle? Bir yere baktığım yok tertip, çalışıyoruz. Gözün işinde olsun. Babam gelene kadar bunlar bitecek. Çalışıyoruz tertip. Çalışacaksın tabii, işçisin. Haftalık veriyoruz sana. Halk, 8 kere 7. Kaçtı be? Öğrenemedi gitti. Aklı kızlarda, Dubkov. Tertip, benimle güzel konuş bak. Ne var, adam uyarsın. Kim bu? Ne bileyim. Tepini hiç tutmadı. Müşteridir. Ne arıyor kadın mağazasında? İç çamaşır mı alacak pembe? Alır alır tertip. Aptal konuşma, sapık mı bu? Sapık mı? Rahatsız etmesin kızı. Patlatırım gözünü. Ben de kırarım çenesini. Ne yapıyor? Göremiyorum ki. Tertip. Nişanlısı falan olmasın. Nişanlısı da nereden çıktı? Adi. İftira etmesine kızar. Dayak mı istiyorsun canım? Bana el kaldırma tertip. Ne yaparsın? Hadi gel, dökme sen dişlerini. Adi. Yok onun nişanlısı filan. Teşekkür ederim. Bir şey değil, güle güle. Müşteriymiş bak. Beyefendi size geliyor tertip, maliyeden. Maliyeden mi? Evet. Vergi kontrolü, vergi. Biz vergi veriyor muyuz tertip? Bilmem. Olur mu tertip? Buyurun efendim siz, buyurun. Levhaları duvarda asılı. Buranın sahibi kim? Babam burada yok, gelecek biraz sonra. Ferdi mükellef değil mi? Babanız başka ortak yok. Bilmiyoruz amca. Evet memur bey, Ferdi. Yok başka ortağı falan. Nasıl bilmezsin tertip? Güzel cevap versene beyefendiye. Biz vergi işinden ne anlarız Dilek? Babam gelsin söylesin. Amcam da nerede kaldı? Defterinizi görebilir miyim? Nerede bizim defterimiz tertip? Bilmem. Sen de hiçbir şey bilmezsin. Bu mu? O değil. Bu takvim kardeşim, defter. Masanın gözünde olmasın tertip. Bakalım, sen de arasana tertip. Ne bakıyorsun havalı havalı yüzüme? Babam anneme bizim memleket vergi cenneti ulvi diyordu ama... Doğru söylemiş, cennet hakikaten. Bu ne? Rezalet. Ver bana tertip, amcam görmesin. Sen mi koydun buraya? Merhaba. Merhaba efendim. Anne, geldiler. Kim o içerideki? Vergi memuru, maliyeden. He, maliyeden mi? Hı. Korkacak bir şey yok inşallah Davut. Yok hanım, ne olacak çok şükür. Aman. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz misiniz buranın sahibi? Benim memur bey. Buyurun, ne emretmiştiniz? Estağfurullah. Defteri görmek istemiştim de bulamadı arkadaşlarımız. Bulamaz. Kafa yok ki ikisinde de. Salaklar. Çekilin. Ah, güzel konuş Davut. Lütfen memur beyin yanında. Bir dakika Ulviye. Yalan mı? İkisi de süzme. Hani baba, yok işte. Çekil başımdan. Dumkov. Günlük defter istiyorsunuz değil mi efendim? Günlük hasılat defteri. Ayakta kalmayın efendim. Buyurun şöyle, yorulmayın. Teşekkür ederim. Heh, işte. Hani yoktu hayırsızlar? Bu ne? Ben gösterdim amca. Sus salak, konuşma. Atıyor baba. Takvim bulmuş orada. Sus sen de. Buyurun efendim. Rahat durun yavrum, memur beyin yanında kontrol yapıyor. Buyurun yapın da efendim. Bu vergi işi çok adaletsiz. Davut, neler söylüyorsun? Yalan mı bir? Vallahi açtığıma pişmanım şu dükkanı. Hayat standardı vergisi bize. Fon payı bize. Peşin vergi bize. Net aktif vergisi bize. Ekonomik denge vergisi bize. Kazan kazanma ver Davut Usta. Cennet vallahi baba, cennet. Siz gelmeden önce ben de onu söyledim amcaya. Bu memleket vergi cenneti diye. Aa, baban onu söylemiyor yavrum. Ne yapıyorsun? Karışma sen. Böyle konuşulmaz maliyenin yanında.